Öncelikle hoş geldin diyoruz. Bu mülakatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi ben de teşekkür ederim hocam. Sağlığımıza kavuştuk. Evet. Şimdi seni bir tanıyalım. Kaç yaşındasın? Kaç yıldan beri panik atak yaşıyorsun? Dinliyoruz seni. Ben 46-47 yaşındayım. Evet. 68 doğumluyum. Yani yaklaşık 10-12 senedir bu atağı yaşıyorum. İşte çeşitli her yerde, daha doğrusu yani bugüne kadar dışarı çıkamıyordum, köprüden geçemiyordum, yani şehirler arası zaten bırakın ilçeden ilçeye gidemiyordum yani. Yani atak gelecek, düşüp bayılacağım gibi bir sürü sıkıntılar içerisindeydim. Psikiyatrilerdeydim zaten, ilaç kullanıyordum. İlaç, bu 12 yıldan beri sürekli ilaç kullanıyordum. Tabii devamlı ilaç kullanıyordum. Evet. İlacın faydasını gördün mü belli bir noktaya kadar görüyorsun zaten, ondan sonra zaten yok. Evet. Peki son dönemlerde atak sende nasıl kendini gösteriyordu? Belirtiler nasıl ortaya çıkıyordu? Belirtiler şöyle, önceden vücutta bir halsizlik oluşuyordu, bir titreme gibi geliyordu. Atak öyle geliyordu. Fakat bu son zamanlarda bu mideden gelmeye başladı. Mide üstünden doğru, yani böyle bir heyecanlanırsın, yani kalbim küt atar diye. Evet. Midenin oradan başlamaya başladı. Böyle hareket ettikçe daha çok... Sen merdivenle ilgili problem yaşıyordun. Merdivenle çıkarken mi? Evet. Tabii canım, merdivene çıktınız mesela, nefes nefese kaldınız. O anda tekrar atak başlıyor. Atak başlıyor. Midede şişkinlik meydana geliyor. Midede şişkinlik işte midemle birlikte gelmeye başlamıştı yani bu. Şimdi şöyle ifade edelim. Geldin, kısa süreli bir terapi sürecini aldık. 5 saatlik yoğunlaştırılmış bir terapi sürecini aldık seni. Evet. Şu anda neler hissediyorsun? Arkadaşlara, senin gibi aynı sorunu yaşayan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Vallahi ben mutluyum. Evet. Hani böyle bir zaten bakın, bir sürü doktora gittim. Ben sizin için söylemiyorum ama bu kadar detaylı bana kimse anlatmadı. Bunun sonucunda ben buraya geldiğimde bu anlatıldı bana, nedenleri anlatıldı filan. Şu anda kendimi çok rahat hissediyorum. Bir de tedaviyi kendin yapabiliyorsun üstüne üstelik. Yani doktor gezmene de kalmıyor. Çünkü neden? Panik anında yaşadığın zaman ne yapman gerektiğini, neden geldiğini hiç olmadan daha bilinçli bir şekilde idrak ediyorsun. Evet. Bunu öğrendim. Bunu öğrendikten sonra zaten kolay. Atak geldi, ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. İnsanların zaten en çok sık panik atak hastalarının en çok sorun olan nokta şu. Atak yaşıyor, ondan o anda kurtulmanın çaresini arıyor aslında. Evet. Bunu nasıl yapacak? Nasıl yapacağını burada öğrendin. Burada öğrendim tabii. Öğrendim. Bunu yaptıktan sonra veya atak gelmeye başladığında hemen o tedbiri zaten alıyorsun, atak zaten gelmiyor. Gelmiyor. Kendince. Atak ortadan kayboluyor. Kayboluyor zaten. Yani şey gibi ya, yani nasıl anlasam? Peki şunu sorayım sana. Geçmişle şimdi kendini kıyasladığın zaman özgürlük anlamında ne hissediyorsun şu anda? Özgürlük. Ya, bakış açım bir kere değişti. Evet. Geçmişe baktım, yani geçmişe şimdi buraya gelmeden evvel baktığımda hep bir karamsarlık. Geleceğe baktığımda hiç umutsuzluk. Hep bir, yani hep negatif düşünceler içindeydim mesela. Ama şimdi geldiğimde ya bir hayat varmış diyorum en azından. Yaşama sevincin yeniden geldi. Tabii tabii. Mutluluğun yeniden geldi. Tabii tabii. Peki senin gibi aynı sorun yaşayan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Vallahi tavsiye edeceğim buraya gelmeleri yani. Çok ciddi söylüyorum yani. Çünkü ben bir sürü doktora gittim, psikiyatriye gittim. Ya en azından sorununu öğrenmek istersin ama cevap alamıyor. Sadece ilaç çap gönder. İlaç. Peki eğitim durumu nedir anladın? Eğitim lise terk. Aslında orta ne iş yaparsın mesleğinde? Ben boyacı. Boyacılık yapıyorsun, esnaflık yapıyorsun yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgileri verdiğin için teşekkür ediyoruz. Ve şu an itibaren yaşantında yaşam sevincini dolmanı arzu ediyoruz, istiyoruz. Mutluluklar diliyoruz sana. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim.